Herkese selam, PES Türkiye ve PES Yani kanallarına abone olup bildirimleri açan, aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam, açıklama kısmına bakabilirsin. Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepinize hoş geldiniz. Bugün Yunus kardeşimize sıfırdan bir kadro kuracağız. Sıfırdan kadro kurma videoları çok geliyor, farkındayım. Ama inanın ki bu yola girdiğimde bu kadar ilgi olacağını hiç düşünmedim. Yani Instagram'dan çok fazla DM geliyor. Hadi bunu da yapayım, hadi bir kişiyi daha memnun edeyim falan derken şu an sisteme girmediğim 7-8 tane daha video var elimde. Hala montajlayamadım. Gerçekten çok çok fazla ilgi gösterdiniz. Çok teşekkürler. 2000 like'ı geçmesi durumunda yine devam edecek. Hatta günde 2 ya da 3 tane birden atmaya çalışacağım. Sırf sizleri mutlu etmek için. Bugün Yunus'un hesabındayız. Yunus'un hesabında bir kadro kuracağız. Ve daha sonra 1-2 saat içerisinde de kadronun maçta neler yaptığını göreceğimiz farklı bir videoda sizlerin huzurunda olacak. Like'ınızı atmışsınızdır diye umut ediyorum. Ve isterseniz şöyle bir elimize alalım kolu. Kol burada. Bakın. Kol burada. Bu telefon Serdar. Bu kol bu telefon. Neyse, başlıyoruz. İlk önce şöyle bir kalecilere bakacağız. Bu arada kadroyu görmedim ama baktığımda kalecileri çok, demek ki oyuncu yuvasının birçoğunu kullanmış gibi görünüyor. Oyuncuları silmemiş. O yüzden bakacağız kimler var kimler yok. Oliver Kahn. Bir kardeşimiz demiş ki abi demiş, bir kere Lampard'ı görürsen alır mısın? Eğer Lampard'ı görürsem söz veriyorum, ilk gördüğüm kadroda Frank Lampard'ı ilk 11 oynatmasak da kadroya alacağız kardeşim, haberiniz olsun. Bu arada 30'dan fazla ikonu olanlar lütfen Instagram'a 30 ikon yazıp bana mesaj gönderirse sevinirim. 30 olmaz, 28 olur. Rakamını yazın yani, haberiniz olsun. Şimdi kaleye aldık. Onun dışında bunu yedeklemeyeceğim. Beckenbauer var, Maldini var. Bir kardeşimiz de şunu demiş. Abi demiş, sen hani aynı şeyleri yapma olaylarını salla anasını satayım. Sen hangi iyi kadro neyse onu kur falan demiş ama biz artık Beckenbauer'ı stoperde çok değerlendiriyoruz. Artık DOS'a almaya çalışıyoruz falan filan. Ama şimdi kuracağız bir şeyler. Beckenbauer'ı şimdilik stopere alalım. Onun dışında kim var şöyle bir kontrol edeceğim. Maldini'yi de gördüm. Şimdilik Maldini'yi yanına alabilirim ama sonra değişkenlik gösterebilecektir. Varan var, Vida var, Van Dijk var. Yukarı doğru çıkıyorum. Hernandez var. Puyol'u da gördüm. Puyol'u alıp şu şekil yapabilirim. Şu an için. Ben biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi ama belki ilk defa denk geliyor olabilirsiniz videoma. Ben bek adamlarının mobilde defansif özelliklerinin yüksek olmasına daha çok önem veriyorum. Haberiniz olsun. Çünkü yani ileri çıkıp orta falan açmak çok fazla bek adamıyla, yani kaç tane orta açıyorsun ki bir maçta? Ama defansif anlamda o top kapması senin için çok önemli olmalı. Benim düşüncem bu. Zuma var. Gomez var ki iş yapacaktır diye düşünüyorum. Yukarı çıktığımda Van Dijk'ın 97'liği var. Varan var. Varan'ın 97'liği var. Bakın işte Varan'ın 97'liği, şuraya bir alacağım. Çünkü bence onu Van Dijk de çok kullanıyor ama ağır bir oyuncu ya. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bana Puyol çok güven vermedi ya. Bir saniye biraz daha şöyle bir bana bir şey verir. Ben Gomez'i ve Varane'ı alacağım. Varane'ı buraya çekeceğim. Puyol'u oyundan çıkaracağım. Eğer sağ bek, sağlam sağ bek bulamazsam. Şimdi tamam, Van Dijk arkadaşlar, özellikle uzun top yapanlar da Van Dijk eğer kafa vurabilirse vuruyor ama kaçırdığı an tutması mümkün değil forveti. O yüzden Gomez ve Varan hızlı stoperler. O yüzden benim için çok daha ön planda, haberiniz olsun. Çünkü bazen o Van Dijk'ı nasıl almadın, o bilmem neyi nasıl almadın diyorsunuz. Benim oyuncu tercihlerim bu şekilde. Peki Roberto Carlos'u gördük. Carlos'u hemen Maldini ile de yer değiştireceğim. Şu an için bu olabilir ama tabii ki sağlam bir, daha iyi bir oyuncu bulursam bek adamlarına kontrol edeceğiz. Carlos orada sabit. Çünkü Davis'i almama gerek yok. Biraz önce bahsettiğim olay, ha Davis ha Carlos, ama Davis'in özellikle hormonlu kartını fullediğinizde çok fazla maliyetten yiyor ve takım gücünü çok yükseltiyor yani. O da sizin momentum yemenizi sağlıyor. Defans hattı şu anda iyi. Şöyle yapabilirim. Orta sahada sağlam adamı var mı yok mu bilmiyorum. Eğer sağlam adamı yoksa Van Dijk'ı da alıp Beckenbauer'ı öne atabilirim. DOS yapabilirim. Patrick Vieira'sı, Ray kartı var mı bilmiyorum. Çünkü bakacağız birlikte. Hakimi'yi gördüm. Dani Alves var. Mesela Arnold'tansa ben Maldini'yi tercih ediyorum. Arnold'u aldığımızda
Bak 2476'dan 2600'e çıkıyor. Ama şu önemli. Evet, Maldini 66. Oğlum bu teknik direktör çoğu... çoğu iyi oynamıyor bu teknik direktörde. Bir saniye, menajer mi değiştireceğiz acaba? Rondin aşinalık 103. Menajer değiştir. Bu kaç? Bir bakalım. Aşinalık... bunu alacağım. Yoksa ayvayı yeriz ki biz. Bakalım. Bu 40 yine. En azından bu 100. 65. Biz boku yemişiz ya. Vallahi boku yemişiz yani. Arkadaşlar o yüzden şöyle yapacağım. Forvetleri de gördüm ha. Forvet'te en iyi Mbappe'miz varmış orada. Mbappe'miz varmış. Şimdi bir dakika, işler değişti. İşler değişti. Deli 100. Varan'ın yerine Deli'yi koyacağım. Ki Varancıyım ama mecburum. Süle. Romagnoli. Evet, Van Dijk. Van Dijk. Peki. 43. Puyol 39. Biz bok yemişiz ya. Buraya Van Dijk'ı çekeceğim. Oy oy oy. Ya istediğimiz tarzda bir kadro şu anda kuramıyoruz maalesef ki. Neyse, ilerleyen bir dakikada da bakacağım. Merih 43. Zuma var. İnşallah Bonucci yüksek değildir. Ha, yani Bonucci de hiç gitmez oraya. Umtiti var 40. Varan 65. Bakacağız duruma göre. Takım ruhu 90'ın altında zaten asla olmaması gerekiyor. Zaten asla 95'in altında da olmaması gerekiyor da bakacağız duruma göre. Hemen şöyle bakayım. Mecbur Davis'i alacağız abi. Davis'i alacağız. Hadi Carlos'la yedekleyelim onu. Van Dijk. Evet, mecbur. Bakalım Hernandez. Hernandez'i al. Şu kadroya Carlos'u alamadık. Takım ruhundan dolayı alamadık. Arnold 89. Maldini 53. Ben şu an için... İyi bari Patrick Vieira varmış burada. Arnold'a bir sonradan bir dönüş yapacağız Arnold'a, haberiniz olsun. Raycard. Hızlı bir şekilde kuralım. Bakalım. Ne var ne yok. Ona göre takım ruhunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Bir kuralım biz istediğimiz oyuncularla. En azından ilerideki hattı istediğimiz oyuncularla kuralım. Messi var. Şuraya Messi'yi. Daha sonra GF de yapabilirim. Hakan Çalhanoğlu, Kevin De Bruyne. Leroy Sané, Ronaldo var. 73. Çok çıkaramayacağız. İkonik moment var mı? İhtiyacım var. Ya şu an Maradona'ya bile ihtiyacım var. Çünkü... Şununla 75 oluyor. Dennis Bergkamp. Mbappe'yi görmüştüm ama yedek de alamadık adam akıllı. Michael Owen. 80 yapıyor. Geldim buraya, çektim. Ya Kluivert'la da Aubameyang. Evet, 85 oldu şu an. Şöyle yapacağım. SF'de 100. Pozisyon. Gizli forvet. Pozisyon değişikliği DOS. Pozisyon değişikliği DOS. Bir tane artmaz mı ya? Mbappe yüzlük. Tamam. Aubameyang'ın yerine şöyle yapalım. Lukaku. Lukaku'yu da aldım. Lukaku'yu da buraya, Maradona'nın yerine. Burak Yılmaz var. Evet, şimdi bakacağız. 75. İki tane daha oyuncuya ihtiyacım var. Martial, of çok kötü. Lewandowski. Werner 43. 29. Abi aşinalık iyi ama 91 oldu şu anda. Hemen şöyle, %1 nedir ya? %72. Lewandowski'yi alalım. Torres 60. Van Basten 53. Çok zorlandım ya. Haaland 45.
Çok kararsız kaldım. Menajer değişikliği. Şu Roma'nın acaba iyi mi? Bir Roma'na bakalım. Mbappe. Pozisyon. Evet, bu daha iyi. Şöyle yapacağım. Maradona, Messi. Maradona. Evet. Werner'i de aldım. Lewandowski. Şimdi en azından birkaç istediğim adamı alabilirim. Torres. Lukaku. Owen. Aubameyang. Lewandowski yerine alalım. Evet, şu an bu şekilde kurmamız gerekiyor arkadaşlar. 2 dos. 4-2-1-3 taktiğiyle Van Dijk var. Hatta şöyle yapabilirim. Defans hattını biliyorsunuz ki çok fazla şey yapamamıştık. İstediğimiz gibi kuramamıştık. Şöyle unuttuğumuz bir adam var mı diye bakalım. Bence De Ligt'in yerine Varan. Evet. De Ligt'in yerine Varan. Gomez. Van Dijk'ın yerine de şöyle, evet. Bu şekilde bir kadro kurdum. Bugün biraz zorlandım kadro kurmakta. 4-2-1-3. 2 dos. Ray Kart ve Patrick Vieira çok iyi. Davis'i Carlos'la yedekledik. Yo, Carlos çıkarmışım sonra. Bir dakika. İyi ki. Bak, yemin ediyorum var ya. Evet, yok. Carlos. Şuradan hemen bekten Carlos'u oraya çekelim. Hemen şöyle, evet. Roberto Carlos çekelim buraya abi. Tamam. Böyle çok iyi. Aynen, böyle çok iyi. Varane'ı Gomez'le yedekledim. Sol bek'i yedeklememe gerek yok. Bu sol bek'in yerine de şöyle başka bir adam alabilirim. Bakıyorum şöyle, güzel bir adam var mı? Yüzlük Ansu Fati alalım onun yerine. Aynen öyle. Tamam. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Kadroyla maç gelecek. İzlediğiniz için çok sağ olun. Sizce nelerde hata yaptık? Yorumlara yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Like atmayı unutmuyorsunuz. 1500 like'ı geçelim. 1-2 saat içerisinde bu kadroyla da maç gelecek. Hoşçakalın.